Arkadaşlar, fen bilimleri deneme sınavına çözümleriyle birlikteyiz. Birinci sorumuza bakıyoruz. Şekillerde dünyanın güneş etrafında dolanırken farklı tarihlerde konumları, tabloda ise deniz seviyesinde aynı yükseklikte bulunan fakat hangi yarım kürede oldukları belirtilmeyen K ve L şehirleri Temmuz ve Ocak aylarındaki sıcaklık ortalamaları verilmiştir. Buna göre K ve L şehirleriyle ilgili olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. İlk yapacağım şey neydi? 21 Haziran. Çünkü kuzey yarımküre güneş ışınlarını daha fazla alıyor. Ve 21 Aralık olduğunu yazmak. Bunu yazdıktan sonra hemen tabloya dönüyorum. Şehirler Temmuz ayında -5 derece ise bu kış mevsimidir. 18 derece ise yaz mevsimidir arkadaşlar. Temmuz ayında kış mevsimini yaşayan bölge güney yarım küre. Yaz mevsimi yaşayan bölge ise kuzey yarım küredir. Ben K'yı güneye, L'yi kuzeye yazacağım. Arkadaşlar. Yorumlara bakalım. Dünya birinci konumdayken K şehrinde yaz mevsimi yaşanır. Dünya birinci konumdayken K şehrinde kış mevsimi yaşanır arkadaşlar. Yanlış. Dünya ikinci konumdayken L şehrinde yaz mevsimi yaşanır. Yanlış arkadaşlar. Kış mevsimi yaşanır. Dünya birinci konumdayken L şehrinde birim yüzeye düşen ışık ışınlarının sayısı K şehrine göre daha fazladır diyor. Bakıyorum hemen. Birim yüzeye düşen ışık sayısı L şehrinde yaz olacağı için daha fazla. K şehrinde ise daha az olacak. C şıkkı doğrudur. İkinci soruya geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın eksen eğikliğinin sonucudur? Çok kolay bir soru. Dünyanın güneş etrafında elips bir şekilde yörüngede dönmesi alakası yok arkadaşlar. B şıkkına bakıyorum. Aynı anda dünyada farklı mevsimlerin yaşanması eksen eğikliğinin sonucudur. Ne oluyordu? Kuzeyde yaz, güneyde kış, güneyde yaz, kuzeyde kış gibi farklı mevsimler yaşanıyordu eksen eğikliği sayesinde. Üçüncü soruma geçiyorum. Güzel bir soru. Onur öğretmen dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi sırasında belirli tarihlerde konumlarını gösteren yandaki şemaya göre soracağı soruları Ahmet ve Ayşe'den cevap vermelerini istiyor. Ahmet ve Ayşe şu soruları sormuş. Ahmet'e sorulan ilk soru güney yarımkürede en uzun gece dünyada hangi konumdayken yaşanır diyor arkadaşlar. Güney yarımkürede en uzun gece kış mevsiminde yani 3 konumundayken yaşanacaktır. Ayşe'ye sorulan ilk soru kuzey yarımkürede sonbahar mevsimi dünya hangi konumdayken yaşanır? Kuzeyde sonbahar 23 Eylül tarihinde yani 4 numaralı konumdayken yaşanır. Ahmet'e sorulan ikinci soru. Aynı gün içerisinde ekvatordan yengeçten öncesine doğru gidildikçe cisimlerin gölge boyu uzuyorsa dünya hangi konumdadır? Arkadaşlar dördüncü konuma bakarsan ekvatora dik geliyor. Ekvatordan nereye gidersen git gölge boyun uzayacaktır. Yani 4 numarayı alırız. Aynı şekilde 2 numara da ekvatordan dik alıyor ışıkları ve kuzeye ya da güneye gittiğinde güneş ışığı açıları daralacağı için gölge boyumuz artacaktır. 2'yi de aldık ve 1. Ne oluyordu? Güneş ışınları oğlak dönencesine dik geliyordu. Yani oğlak dönencesinden kuzeye gittikçe artık açı daralacak arkadaşlar. Gölge boyları uzayacaktır. 1, 2 ve 4 Ahmet'in vereceği ikinci soru cevaplarıdır. Ayşe'ye sorulan ikinci soru. Ekvatorda gece ve gündüz süresinin eşit olduğu anda dünya hangi konumda bulunuyordur derse arkadaşlar biz biliyoruz ki ekvatorda yıl boyunca gece gündüz süresi eşittir. 1, 2, 3, 4 yanıtını vermek zorundaydı. Yani en fazla verdiğim yanıt 4 oluyor arkadaşlar. D şıkkı. Dördüncü soruya geldim. Cisimlerin gölge boyu güneş ışınlarının geliş açısının farklılaşmasına bağlı olarak değişir. Bir cisme güneş ışınlarının geliş açısı ile o cismin gölge boyu arasında ters orantı vardır. Bu durum şekil 1'de gösterilmiş. Şekil 2'de ise belirli bir merkezde bulunan bir cismin yıl içindeki gölge boyu değişim grafiği verilmiştir arkadaşlar. Buna göre cismin bulunduğu merkez ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Hemen yazacağım bazı şeyler var. Ne var? 21 Aralık'ta gölge boyu 0 ise yazdır arkadaşlar. Benim mevsimlerim ilkbahar, yaz, sonbahar, kış şeklinde geçtiği için 21 Haziran'da gölge boyu en uzun olan yer kıştır. 21 Mart ve 23 Eylül'de güneş ışınlarının
aynı açıyla aldığını ben gölge boylarının eşit olduğundan görebiliyorum. Yaz gün dönümü 21 Aralık'ta başlar. İlk yazdığım şeydi. 21 Haziran'dan itibaren geceler uzamaya başlar. Yanlıştır arkadaşlar. 21 Haziran'dan itibaren gündüzler uzamaya başlayacaktır. Çünkü en kısa gece yaşanacaktır. Beşinci soru, uzun bir soru ama kolay bir soru aslında. Üstteki şekle bakıyorum. Bana diyor ki mevsimleri vermiş ve güneş ışınlarının geliş açılarını vermiş. 30'dan küçükse kış, 30 ile 60 arasında bahar, 60-90 arasında yaz, 60 ile 30 arasında bahar, 30'dan küçükse kış mevsiminin yaşandığını göstermiş. Müller öğretmenin çizim ve gösterdiği grafiğe göre öğrencilerin yaptığı aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Hemen okuyorum A şıkkı. İstanbul'a gelen güneş ışınlarının yeryüzüyle yaptığı açı büyüdükçe güneşli gün sayısı azalmaktadır diyor arkadaşlar. Hayır, güneşli gün sayısı artmaktadır. Neden? Nereden anlayacağım ben bunu? Nereden anlıyorum? Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında güneşli gün sayısı çok fazladır arkadaşlar. Açı da oldukça büyüktür. B şıkkı. Güneş ışınlarının İstanbul'a geliş açısının 30 dereceden küçük olduğu mevsimlerde her zaman kar yağışı görülür. Arkadaşlar Aralık, Ocak, Şubat aylarında 30 derecenin altındadır. Ancak sadece Ocak ayında kar yağışı görülür. C şıkkı, İstanbul'a yıl içerisinde aylık ortalama en fazla yağmur güneş ışınlarının 30'dan daha küçük açıyla geldiği mevsimde yaşanmıştır. Kontrolümü sağlıyorum. Aralık, Ocak, Şubat. Baktım, gerçekten en fazla yağmur bu mevsimlerde görülüyor. Doğru cevabım C şıkkıdır arkadaşlar. Geçiyorum 6. soruya. Kolay bir soru. Okumak lazım sadece. İklim ve hava olayları birbiriyle ilişkili fakat farklı özelliklere sahip kavramlardır. Klimatologlar ve meteorologlar tarafından Antalya iline ait olarak verilen bilgiler ve gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdaki tablo oluşturuluyor. Tablonun satır ve sütunu özelliklerine ait açıklamalar ise harflerle gösteriliyor. Diyor. Buna göre tabloda harflerle gösterilen açıklamalar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Hemen şurayı okuyorum arkadaşlar. Antalya'da en yağışlı mevsim kıştır. Son 20 yılın en kurak yaz mevsiminin ise bu yıl yaşanacağı düşünülüyor. Düşünülüyorsa bu beklentidir arkadaşlar. Yani beklenen olay. Ve bu bir iklim çalışmasıdır arkadaşlar. Hemen şunu okuyorum. Yeni yılın ilk günü Antalya genelinde kar yağışı bekleniyor. Bekleniyor diyor. Yine bir beklenti görüyorum. Bu bir hava olayıdır. Arkadaşlar hemen buraya geçiyorum. Bir yıllık süreçte en fazla yağış Şubat ayında görülürken en kurak Temmuz ayı olmuştur. Bu gerçekleşen bir olaydır. Gerçekleşmiş arkadaşlar. Ve bu bir nedir sizce? İklim midir, hava olayı mı? Tabii ki de iklimdir. Antalya merkezde kar yağışı görülmezken ilçede kar yağmış. Bu da gerçekleşmiş. Ve aynı zamanda kar yağışı demek hava olayı demektir arkadaşlar. Yani benim ne hava olayı, M iklim, K beklenti, L ise gerçekleşen olaydır. A şıkkı doğru cevaptır. 7. Çok kolay bir soru arkadaşlar. Yukarıda verilen bilgiler belli bir özelliğe göre gruplandığında bir bilgi açıkta kalmaktadır. Gruplandırma sonucu açıkta kalan bilginin bulunduğu kutucuk çıkarıldığında tablo görünümünü soruyor bize. Tahmini bilgilere dayanır, hava olayıdır. Dar bir alan kapsar, hava olayıdır. Meteorologlar hava olaylarında çalışır. Uzun süreli ölçümlerse iklimde görülür. Şu kutucuğu çıkarıyorum, diğer üçünü alıyorum. A şıkkı doğru cevaptır. 8. soru yine çok kolay bir sorudur. Ama ne yapacağız? Ben bu şekli gördüğümde ilk yapacağım şey mevsimleri yazı vermek arkadaşlar. Üşenmeyeceğiz buna. Mevsimleri yazacağız. Yukarıdaki görselde dünya bir konumundayken kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanmaktadır. Buna göre dünya bir konumundayken güney yarımkürede ve iki konumundayken kuzey ve güney yarımkürelerdeki mevsimleri soruyor bize. Çok kolay bir soru. Birinci, güney yarımküre kıştır arkadaşlar. İki de kuzey yarımküre kıştır. Güney yarımküre ise yazdır. D şıkkı doğru cevap olarak gördük.
Dokuzuncu soruya geldik. Modelde bir DNA molekülünün bir kısmı bu molekülün kendini eşleme süreci verilmiş. Bu modele göre DNA'nın kendini eşlemesiyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diyor. A şıkkı. Oluşan yeni DNA'lar eski DNA'ya ait nükleotit dizisi içermez. Bu çok büyük yanlıştır arkadaşlar. Yeni oluşan DNA sarmallarından bir kolu her zaman eski DNA, ana DNA, orijinal DNA'ya aittir. Diğer kolsa yeni bir nükleotit dizilimidir. Dizilimler aynı olacaktır ama kollardan biri kalıp olarak kullanılan kol, diğeri ise yeni oluşan koldur arkadaşlar. A şıkkı yanlıştır, diğer şıklar doğrudur arkadaşlar. 10. soruya geldim. Şekilde bir DNA modeli verilmiş ve bir kısmı işaretlenmiş. Buna göre bu modelle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Dikkat ediyoruz, okuma hatası yapmıyoruz. A şıkkı, DNA'daki baz eşleşmeleri tüm canlılarda aynıdır. Evet arkadaşlar, adeninlerin karşısına timinler, guaninlerin karşısına sitozinler gelmektedir. Her DNA'da bu aynıdır. B şıkkı, işaretlenen kısım genin bir bölgesi olabilir. Evet arkadaşlar, DNA'nın bir bölgesi olabilir, genin bir bölgesi olabilir. Hepsi aynıdır. Genin tamamı da olabilir. Bu konuda bir şey söyleyemeyiz. Tahminde bulunabiliriz sadece. C şıkkı, DNA zincirleri nükleotit olarak isimlendirilen birimlerin birbirine bağlanması sonucu oluşur. Tabii ki arkadaşlar, adeninler, guaninler, sitozinler, timinler alt alta yan yana bağlar yapar ve DNA molekülünü oluşturur. C şıkkı da doğrudur. İşaretlenen kısımdaki nükleotit dizisi tüm canlıların DNA'larında aynıdır. Hayır arkadaşlar, bu DNA dizisi her canlıda aynı olmak zorunda kesinlikle değildir. D şıkkımız doğru cevap olarak işaretliyoruz. Ve yeni sorumuza geçiyoruz. 11. soru. Yine çok kolay bir DNA sorusu. Yandaki grafikte bir DNA molekülünde bulunan nükleotit çeşitleri ve bu nükleotitlerin sayıları verilmiştir. Grafiğe göre bu DNA molekülüyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi bulunamaz? Çok kolay. A. Toplam sitozin sayısı 200 arkadaşlar. Buldum bile bakın. 200. Adenin artı guanin, sitozin artı timin oranı. Arkadaşlar bunu zaten derslerimizde söylüyoruz. Adeninlerle guaninlerin, sitozinlerle timinlerin toplamın oranı 1'dir arkadaşlar. Bunun cevabını biz zaten biliyoruz. Ayrıca bunu grafikten de hesaplayarak söyleyebiliriz. 400 artı 200 600, 400 artı 200 600 eşittir 1 olacaktır. C şıkkı, tek zincirde bulunan timin sayısı. Arkadaşlar biz DNA'nın tamamında bulunan nükleotit sayılarını biliyoruz. Timin sayısı İki zincirde de oluşan nükleotitlerin sayısıdır. Bunların sayısı. Tek zincire bölemeyiz arkadaşlar. Bu nedenle C şıkkını bulamayız diyoruz. 12. sorudayız. Bir araştırmacı baskın özellikteki gene sahip bezelyelerin çaprazlanması sonucu mutlaka baskın gene sahip bezelyeler oluşur görüşünün hatalı olduğunu kanıtlamak istiyor. Bu araştırmacı aşağıda verilen çaprazlamalardan hangisini yaparsa amacına ulaşır. Arkadaşlar çok kolay bir soru. Ne istiyor? Benim baskın özellikte canlılarım olsun, genlerim olsun ama içerisinde çekinik gen taşısın ki bunların yavrusu çekinik özellikte olabilsin istiyor. Biz bunun için ne yapacağız? İki tane heterozigot bireyi çaprazlayacağız. Nedir bu? Melez bireyler. Melez bireylerin çaprazlanma sonucu oluşanlar ne? Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A ve yıldızımız küçük A, küçük A. Bizden bu çaprazlamayı yapmamızı istiyor. Ne demiş bakın? Baskın özellikteki gene sahip bezelyeler yani büyük A'larım olacak. Çaprazlanma sonucu mutlaka baskın gene sahip bezelye oluşur görüşünün hatalı olduğunu söylemek istiyor. Yani bizlerden küçük A, küçük A bulmamızı istiyor. D şıkkıdır arkadaşlar bu. 13. soru. Yandaki şekilde farklı karakterlere sahip çiçeklerin çaprazlanması sonucu oluşacak. Birinci ve ikinci kuşak çiçeklerin fenotipleri verilmiş. Buna göre 1, 2, 3 ile gösterilen çiçeklerin genotipleri hangi seçenekte verilenler olabilir? Canlar, bakın. Beyaz renkli çiçek çekiniktir. Beyaz rengi görüyorsam iki tane küçük A'yı yapıştırdım. En altta da bir beyaz görüyorum. Ona da hemen iki tane küçük A diyorum.
Benim birinci kuşak tüm canlılarım mor renkte. Ama benim bireylerimden, çaprazlanan bireylerimden birisi küçük A küçük A. Yani bunların hepsi içerisinde bir tane küçük A bulunduracak. Babadan ne gelecek ya da diğer bireyden ne gelecek? Büyük A gelmek zorunda arkadaşlar ki hepsi mor renkli olabilsin. Burada büyük A küçük A olsa bunlardan biri beyaz renkli olacaktı arkadaşlar. O sebepten dolayı büyük A küçük A'yı alamam. Aldım birinci kuşaktaki bunu ve birinci kuşaktaki bunu. Büyük A küçük A, büyük A küçük A çaprazlaması arkadaşlar. Bu benim her zaman bildiğim bir çaprazlamadır. Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A oluşacaktır sonucunda. Ne dedim? Birinciye büyük A, büyük A dedim. İkinciye büyük A, küçük A dedim. Üçüncüye ise büyük A, büyük A diyorum. Bu büyük A, küçük A da olabilir. Ama şıklara göre baktığında büyük A, büyük A çıkıyor arkadaşlar. Doğru cevap B şıkkıdır diyoruz. 14. sorudayız. Verilen metinde hangi numaralı cümleler modifikasyonun çevre etkisiyle gerçekleştiğini ve kalıtsal olmadığını ispatlar? Arkadaşlar, Himalaya tavşanlarında kuyruk, kulak ve ayak uçlarında siyah vücudun diğer kısımları... Evet arkadaşlar, 14. sorudayız. Verilen metinde hangi numaralı cümleler modifikasyonun çevre etkisiyle gerçekleştiğini ve kalıtsal olmadığını ispatlar diyor bize. Çok kolay bir soru aslında. Himalaya tavşanlarında kuyruk, kulak ve ayak uçları siyah, vücudun diğer kısımları beyaz renktedir. Himalaya tavşanlarının sırt bölgesinden bir alan tıraş edilip bu kısmı buz yastığı konulmuş ve bu bölgede çıkan kılların siyah olduğu görülmüştür. Aynı tavşanın sırt bölgesinde çıkan kıllar, sırt bölgesinde siyah kıllar tıraş edildikten sonra doğal ortama bırakıldığında bu bölgedekiler tekrar beyaz kıl olarak çıkmış. Bu çevre etkisiyle gerçekleştiğini kanıtlar arkadaşlar. 3 numara. Sonra başka bir tavşanın sırt kılları tıraş edilip bu bölgedeki sıcak yastık uygulanması sonucunda bölgede beyaz kıllar çıkmıştır. Sırtında siyah bölge oluşturulan başka bir tavşanın doğal üreme ortamında üremesiyle oluşan yavruların kır renklerinin Himalaya tavşanlarının normal kır renklerinin olduğu gözlemlenmiş. 4 numarada bize kalıtsal olmadığını ispatlamaktadır. Doğru cevabımız D, 2 ve 4'tür arkadaşlar. 15. soruya geldik. Metinde verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Yanda 17. yüzyılda çizilen bir karpuz resmiyle günümüzdeki karpuzun fotoğrafı verilmiştir. 17. yüzyılda tüketilen karpuz ile günümüzde tüketilen karpuzu karşılaştırdığımızda karpuzun eskiden daha çok çekirdekli, daha kalın kabuklu ve meyvesinin daha az olduğu görülmüş. Peki 17. yüzyıldan günümüze kadar karpuz nasıl bu şekilde değişmiştir demiş. Çiftçiler tarlalarını hasat ettiklerinde her defasında çekirdeği az, meyvesi fazla olan ve kabuğu ince olan karpuzların tohumlarını ekmişler, diğer karpuzları ekmemişler. Bu şekilde uzun süre sonunda karpuz günümüzdeki halini almış arkadaşlar demiş bize metin. Yani ne yapmışlar? Aslında bir ıslah çalışması arkadaşlar. En güçlü ürünü alıp ekmişler ve bununla birlikte en güçlü yani verimli meyveyi elde etmişler. Bu bizim normalde tarımcılarımızın kullandığı ıslah yöntemidir arkadaşlar. En iyi tohumu alırsın, ekersin, iyi verimli bir bitki elde edersin. Karpuzun 17. yüzyıldan günümüze kadar değişimi doğal seçilimle açıklanabilir. Arkadaşlar, doğal seçilimde bir tür yok olur, bir tür hayatına devam eder, çevreye uyum sağlar. Burada bir doğal seçilim yoktur. Burada bir ıslah vardır arkadaşlar. Karpuz aynı karpuzdur ama verimi daha iyi olan bir karpuzdur. İnsanların nesiller boyu uzun bacaklı atları çaprazlayarak daha hızlı koşabilecek atları elde etmesi bu karpuzdaki değişimle aynı şeydir tabi. Bahsedilen olay geleneksel ıslah yöntemi sayesinde gerçekleştirilmiş. Doğru. Bahsedilen olayda karpuzun fenotipiyle birlikte genotipi de değişmiştir arkadaşlar. Artık daha küçük tohumlu, daha fazla meyveli, daha ince kabuklu karpuzlar meydana gelmiş. A şıkkı doğru cevaptır. 16. soruya geliyoruz. Çok kolay bir soru ama bazen gözden kaçabiliyor bu tip sorular. Fen bilimleri öğretmeni bezelye bitkisinin bazı karakterlerine ait aşağıdaki özellikleri veriyor.
Daha sonra 3 öğrencisinden seçtikleri bir karaktere ait çaprazlama yapıp bu çaprazlamada oluşabilecek bezelyelerin fenotip oranlarını grafikte ifade etmelerini istemiş arkadaşlar. Artık sorularda bize çaprazlama yapmamızı istiyor ve buna ait grafik yorumlayabilmemizi istiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 öğrencinin yaptığı çalışmalar şu şekilde. Birinci öğrenci saf döl yeşil tonlu bezelye ile saf döl sarı tonlu bezelyeyi çaprazlıyor. Yani ne demek istiyor? Küçük A küçük A ve büyük A büyük A'yı çapraza diyor. Ne çıkacak? 4 tane küçük A büyük A çıkacak arkadaşlar. Bunun çaprazlanması sonucunda %100 sarı tohumlu bezelye çıkacak. Bakıyorum hemen aşağıdaki grafiklere. Tohum rengini verdiği grafik ikinci grafik ve %75 sarı, %25 yeşil vermiş. Hayır arkadaşlar, %100 sarı olması gerekiyordu. İkinci grafik yanlış. İkinci öğrenci ne yapmış? Melez yeşil meyveli bezelye, melez yeşil meyveli bezelye ile çaprazlanmış. Yani büyükse büyük, küçükse büyükse küçükse çaprazlanması sonucu. Büyükse 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 küçükse büyükse küçükse 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 çıkacak ortaya. Yani %75 yeşil, %25 ise sarı olan tohum meyve olmuş olacak. Üçüncüsü doğrudur. Üçüncü öğrenci ne yapmış? Saf döl beyaz çiçekli bezelye, melez döl mor çiçekli bezelye. Saf döl beyaz çiçekli bezelyeyi biz küçük M küçük M, melez mor çiçeği ise büyük M küçük M olarak çaprazlayacağız arkadaşlar. Bunun çaprazlanması sonucunda büyük M büyük küçük M, büyük M küçük M, küçük M küçük M, küçük M küçük M olacak. Yani %50 mor, %50 beyaz fenotipli çiçek meydana gelecek. 1-3 doğrudur, 2 yanlış. Soru bize değili soruyor. Yani yanlışı soruyor. Yalnız 2'dir arkadaşlar. 17. soru çok güzel bir soru. Çok kafa karıştıran, çok öğrencimizin yanlış yapabileceğini düşündüğüm bir soru. Neden? Çünkü okuduğumuzu anlamakla alakalı bu. Annenin cinsiyet kromozomu XX, babanın cinsiyet kromozomu ise XY'dir. İnsanlarda cinsiyetin oluşması babadan gelen kromozom belirler. Çünkü anneden hep aynı tür cinsiyet kromozomu, yani X gelmektedir. Hasan öğretmen kalıtım ile ilgili yukarıdaki bilgiyi verdikten sonra aile hakkında şu açıklamayı yapıyor. Musa Bey ve Beyza Hanım çifti 15 yıllık evli. Bu süre içerisinde 4 çocukları olmuş. Daha sonra öğrencilerine Musa ve Beyza çiftinin çocuklarının cinsiyetlerini kalıtım konusundaki bilgilerini kullanarak soy ağacı ile tahmin etmelerini istiyor arkadaşlar. Soy ağacı ile tahmin ediyorsak biz bir kalıtım oranı çıkarmamıza aslında gerek yok. Ama şunu söyleyebiliriz. XX ve XY çaprazlanması sonucunda 2 tane XY, 2 tane XX çaprazlaması oluşmuş olacak. Yani %50 dişi, %50 erkek çocuk, erkek birey oluşacaktır. Ama bizim dikkat etmemiz gereken yer soy ağacıdır. Bize çaprazlayın, çaprazlamanın sonucunu söyleyin demiyor. Yani benim her çocuğum kız çocuğu, her çocuğum erkek çocuğu, 4 çocuğumdan 3'ü erkek, 1'i kız, 3'ü kız, 1'i erkek de olabilir. Hepsi erkek olabilir, hepsi kız olabilir. Soy ağacına baktığımızda Mert ne yapmış? Erkek kız, erkek kız çocuğu yapmış. Mert'in çizimi doğrudur. Şeyda'nın çizimine bakıyorum. Erkek çocuğu, kız çocuğu, erkek, erkek çocuğu olmuş. Şeyda'nın çizimi de doğrudur. Kerim ise 4 tane kız çocuğu çizmiş soy ağacında. 4 kız çocuğu da olabilir arkadaşlar. Şeyda, Mert, Kerim doğru bir çizim yapmıştır. 18. soruya geliyorum. Güncel bir soru arkadaşlar. 2020'de başlayan korkunç hastalıkla ilgili bir soru. 2020 yılında ilk olarak Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan, daha sonra hızla yayılarak tüm dünya etkisini alan virüsle ilgili çalışmalar sürüyor. Bilim adamları Wuhan'da ilk kez salgına neden olan virüsün A tipi koronavirüs olduğunu keşfetti. Ancak şehrin baskın virüs tipi bu değildi. Yani Wuhan'da iki tip koronavirüs bulunuyordu. İlk ortaya çıkan türdeki virüs çok az sayıda kişide bulaşmış. Asıl salgına neden olan B tipi koronavirüs oldu. C tipi koronavirüs Avrupa tipi olarak tanımlandı ve Fransa, İtalya, İsveç ve İngiltere'deki ilk hastalarda bu virüs tespit edildi. A tipi koronavirüs yarasalarda bulunan salgına neden olan koronavirüs tipidir. Amerika ve Avustralya'daki vakalarda tespit edilmiş. B tipi koronavirüs Wuhan'da en çok karşılaşan koronavirüs tipi.
Çin'de yavaş, diğer ülkelerde hızlı mutasyona uğramıştır. C tipi koronavirüs, B tipi koronavirüsün bir kere mutasyona uğramış hali Singapur'dan İtalya'ya, oradan tüm Avrupa'ya yayılmıştır. Yukarıda verilen bilgilere göre ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? 1. Virüs mutasyona uğradığından tür içi çeşitlilik artmış arkadaşlar. Doğrudur. 2. Virüs bulaşı esnasında mutasyona uğrayabilmektedir. Aynen öyle. A tipi bulaşırken B tipine, B tipi bulaşırken C tipine dönüşmüştür arkadaşlar. Yani bulaşı esnasında mutasyona uğramıştır. 3'ü okuyorum. Mutasyonlar virüsün genlerinin işleyişini değiştirmiştir. Arkadaşlar, terim olarak doğru bir terim. Ama mutasyonlar virüsün genlerinin yapısını değiştirmiştir. Yapısı değiştiği için işleyişi de değişmektedir. Ancak bize bilgiyi vermemektedir. Yani ben hangi genin nasıl bir işleyiş değişikliğini görmemekteyim burada. Ben sadece biliyorum ki mutasyona uğruyor. Mutasyona uğrayınca ne oluyor? Farklı bir özellik ortaya çıkıyor. Ama özellikle ilgili hiçbir şey bize vermemiş. 1 ve 2 doğru cevap. 19. sorudayız. Yine kolay bir soru arkadaşlar. Kıl rengi hayvanların düşmanlarından korunmasını sağlayan etkenlerden biridir. Farelerin atmacalar tarafından avlanmasında kıl rengi ile zemin rengi arasındaki ilişkiyi incelemek isteyen araştırmacı aşağıdaki deneyi yapmış. Eşit sayıdaki beyaz kıl renkli fareleri hem karla kaplı bölgeye hem de toprak alanda eşit sürede tutup düşmanlar tarafından avlanmasını beklemiş arkadaşlar. İkide ise eşit sayıdaki kahverengi kıl renkli fareleri hem karla kaplı bölgede hem de toprak alanda eşit sürede tutup düşmanları tarafından avlanma oranlarını gözlemiş. Sonuç olarak düşman alanda beyaz kıl renkli fareler, karla kaplı alanda ise kahverengi kıl fareleri düşman tarafından daha fazla avlanmışlar. Neden? Çünkü daha kolay seçilebilmişler, daha kolay görülebilmişler. Avcıları da hemen bunları yakalamış. Hangilerine bakalım doğru? Bir, kıl rengindeki çeşitlilik canlıların farklı ortamlarda hayatta kalma şansını arttırabilir. Doğrudur arkadaşlar. Beyaz ve kahverengi kıl renkli farelerin karla kaplı ortama uyumu aynı düzeydedir. Değil arkadaşlar. Beyaz renkliler karda zor görülür. Bunun için avcılar bunu seçemez. Kahverengiyi gördü mü hemen yerler ama beyazı fark etmekte zorlanmaktadır diyoruz. Doğal seçilim çevreye iyi uyum sağlayan yönünde işlemiştir de doğru bir ifade. 20. ve son sorumuza geliyoruz. Metne göre sonuçlardan hangilerine ulaşabilir arkadaşlar? Metinde yazılanlar bizim için çok önemli. Kültür bitkileri doğal ve yapay yollarla ıslah edilip geliştirilen ve üretimi yapılan bitkilerdir. Son yıllarda tohum ıslah çalışmaları üreticinin birim alanında daha fazla ürün elde etmesine yönelik yapılmakta. Verimi arttırmaya yönelik çalışmalar sırasında bazı tat ve aroma karakterleri kaybolmaktadır. Bu nedenle son dönemde yapılan çalışmalar meyve ve sebzelerin tatlarını iyileştirmek için yabani türlerden lezzet transferi üzerinedir. 1. Meyve ve sebzeler üzerine yapılan ıslah çalışmaları sırasında ürünlerin bazı karakterleri kaybolmuştur. Biz şurada hemen bazı tat ve aromalı karakterlerinin kaybolmaktadır yazısında görüyoruz. Doğrudur. 2. Bir canlıdan diğer bir canlıya karakter transferi yapılabilmektedir. Arkadaşlar daha karakter transferi yapamamışlar. Bununla ilgili çalışma yapmaya çalışıyorlar. Yani daha becerebildikleri bir transfer yok. Metinde de böyle bir şeyden bahsetmiyor zaten. 3. Üstün ırkların oluşturulmaya çalışılması genetik mühendisliği ve biyoteknolojinin ortak çalışmaları arasındadır. Biz bunu derste de söyledik zaten. Genetik mühendisliği ve biyoteknolojinin ortak çalışmaları daha iyi ırklar, daha verimli sebze meyveler, daha verimli canlılar üretmek üzerinedir. Ancak metin bize bunu söylemiyor. Metinde bir genetik mühendisliği ya da bir biyoteknoloji kelimesi dahi geçmemektedir. Bu sebeple yalnız bir A şıkkı doğru cevabımızdır. Çok zor bir deneme değildi. Ancak bazı ayırt edici sorular vardı arkadaşlar. Bu soruları yapabilmemiz için okuduğumuzu çok iyi yorumlayabilmemiz gerekiyor. Bunu da test çöze çöze yapacağımıza inanıyorum. Daha fazla çalışmaya gayret gösterin. Kendinize iyi bakın.